Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bültenimizde Doğu Türkistan'la ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'e karşı Avrupa, ABD ve Japonya birleşti. Bloomberg'in aktardığına göre ABD bazı gelişmiş çip üretim makinelerinin ihracatını kısıtlamak için Hollanda ve Japonya ile anlaştı. Anlaşma, gümrük kontrollerinin arttırılması yönünde de değişebilir. Beyaz Saray sözcülerinden John Kirby, konuyla ilgili gelişen teknolojilerin korunması için bu anlaşma önemli dedi. ABD, Ağustos ayında Tayvan'a 3 ziyarette bulunmuştu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ardından Tayvan'ı ziyaret eden Indiana Valisi Erich Holcomb burada çip üreticileriyle görüşmüştü. Ziyaretler kapsamında her iki yetkili isim Tayvan'da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile görüştü. Tsai bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedariklerinin garantisini vermek istediklerini belirtti. Tsai çiplerden bahsederken demokrasi çipi diyerek Çin tehdidinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini vurgulamıştı. Tayvan en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris da tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalara çip sektöründe işbirliğini arttırmaya çağırmıştı. Huawei'nin Türkiye planı sekteye uğradı. Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zararını da olsa hizmet verme ısrarı dikkat çekiyor. Ankara ve yerel mobil şirketleriyle yoğun müzakereler içerisinde olan Huawei, Türkiye'de şimdiye kadar oluşturduğu iyi ilişkilerini sekteye uğratıyor. ABD merkezli Cisco firması tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlanan veri ağ hizmetleri için ihaleye katılan Huawei bu ihaleyi kazanamadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ihaleyi kazanmak için oynadığı agresif oyunlarsa Çin'in Türkiye'de oluşturduğu iyi ilişkilerinin bozulmasına neden oluyor. İhaleye Türk ortağı ile giren Huawei için süreç aslında çok iyi ilerlemişti. 2022'nin Mayıs ayında yapılan ihalede Huawei ilk türde seçilmişti. Ancak Türk şirketlerinin kendilerine danışılmamasından doğan eleştirileri Savunma Sanayi Bakanlığı'na iletilince yetkililer süreci yeniden başlattı. Kasım ayındaki ikinci ihale tekrar davetle yapıldı. Ancak rekabete daha açıktı. Huawei ve Cisco'nun yanı sıra ABD merkezli bilişim uzmanı Arista Networks ve Türk entegratör CB Bileşim'de ihale sürecine dahil edildi. Huawei daha sonra Turkcell'in maliyet etkinliği konusundaki çekincelerine rağmen fiyatları tekrar düşünme konusunda ısrar etti. Turkcell'in buna karşı çıkmasının ardındansa Huawei, Turkcell'le olan tüm aktif sözleşmelerdeki bakım operasyonlarını dondurmakla tehdit etti. Anlaşmazlık Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve hatta Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Xiaobin'e kadar ulaştı. Huawei, Türkiye'deki ortaklarıyla geleneksel olarak iyi ilişkiler içindeydi. Ancak agresif teklifleri bu durumu değiştirdi. Ticari uygulanabilirliğe ve zarar pahasına ihaleyi kazanma isteği, Huawei ve Pekin için Türkiye'nin sivil ve askeri ağlarında önemli bir aktör olmanın ne kadar mühim olduğunu ve Türkiye hakkında bazı planları olduğunu gösteriyor. En büyük Ar-Ge merkezi Çin'in Pekin şehrinde olan Huawei, 2010 yılında ikinci büyük Ar-Ge merkezini İstanbul'da kurma kararı almıştı. Turkcell, Huawei ile çalışmasına ek olarak 2020'den beri Çin Kalkınma Bankası'ndan fon alıyor. Çin mobil devi ZTE, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın %15'ine sahip olduğu, NETAŞ'ın da %48'ine sahip olduğu biliniyor. Huawei, Türk Silahlı Kuvvetleri ile çalışmak için hala ısrar içinde. Turkcell yerine Turkcell'in entegratörü Lenovo ile bozulan ilişkileri tersine çevirmeye çalışıyor. Bu arada firma, sunucu sağlamayı amaçlayan bir başka ihalesi için şu an rekabet halinde. Huawei şirketine Avrupa'da kurulan ağ teknolojileri üzerinden casusluk faaliyeti yürütmekte olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Ayrıca ulusal güvenlik tehdidi nedeniyle ABD tarafından ambargo listesine alınmıştı. ABD hükümeti daha önce
Huawei'nin mobil internette 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı. Türkiye ise bu alanda milli imkanlarla önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda devlet desteğiyle kurulan ULAK haberleşme önemli yol kat etmiş durumda. ABD-Çin Savaşı 2025'i gösteriyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin önde gelen generallerinden Mike Minihan, emirindeki askerlere Çin'le yakın zamanda savaşa girebileceklerini söyledi. Havadan İntikal Komutanlığı'nın başındaki Mike Minihan, birliklerine hafta sonu gönderdiği ve NBC News'inde ele geçirdiği bildiride, Washington ve Pekin'in Tayvan üzerinden 2 sene sonra savaşabileceğini savundu. Umarım yanılıyorumdur, içgüdülerim bana 2025'te savaşacağımızı söylüyor diyen general, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine Ekim'de 3. kez seçildiğini hatırlattı. Minihan, ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinin ülkenin dikkatini dağıtacağını ve Çin Komünist Parti lideri Xi'nin bundan yararlanıp 2025'te harekete geçebileceğini ileri sürdü. 56 yaşındaki general, birliklerine çağrı yaparak eğitimlerde daha agresif olmasını istedi. ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Happy Crony'nin bildiriyi doğruladı. Crony, Minihan'ın emrinin ABD'nin caydırıcılık çabalarının başarısız olması halinde yaşanması muhtemel çatışmalara hazırlanmak için yapılan geçen yılki çalışmalara dayandığını aktardı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, komutanın görüşlerinin bakanlığın Çin'e bakışını yansıtmadığını savundu. Tayvan gerginliği son dönemde arttı. Çin, Tayvan yakınlarında gönderdiği savaş uçakları sayısını son 2 yılda arttırdı. Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei'ye gitmesinin ardından da Pekin, Tayvan üzerinde füze atışlarını içeren askeri tatbikatlar düzenlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden ise Çin'e saldırması halinde Tayvan'ı savunacaklarını farklı zamanlarda 4 kez söyledi. Ayrıca geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 20'ye yakın Cumhuriyetçi senatör, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın modası geçmiş tek Çin politikasını terk ederek Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımayı öngören bir yasa tasarısı sundu. Kıymetli izleyicilerimiz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.